İyi akşamlar. Gözcü'ye hoş geldiniz. Bu akşam da çok önemli bir konuyu tartışacağız. İki çok önemli, çok değerli misafirimiz var. Konuşmacımız, konuğumuz. Ben bu programın, Gözcü'nün tarihi programlarından birisi olacağı kanaatindeyim. Ayrıca özellikle rica ediyorum bu programı iyi takip edin. Sonra da tekrar tekrar dinleyin. Neyi konuşacağız? Büyük devletlerin ve imparatorlukların politikalarında teo stratejileri, yani din stratejilerini konuşacağız. Ve tabii Türkiye'yi de, bu kapsamda Türkiye'yi de konuşacağız. Misafirlerimi tanıtayım hemen. Profesör Doktor Hilmi Demir hocam ve Profesör Doktor Nadim Macit hocamız. Hocam, her ikiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Yoğun çalışmalarınız arasında bize zaman ayırdınız. Gözcü'ye zaman ayırdınız. Çok sağ olasınız. Şimdi konuya girmeden önce birkaç fotoğraf göstereceğiz. Tabii bu büyük devletlerin din veya teo stratejisinde çok küçük bir ayrıntı göstereceğimiz fotoğraflar. Fakat biraz insanlarımızın zihninde yer etsin, neyi anlatmaya çalışacağız noktasında bir nebze olsun katkıda bulunur düşüncesiyle birkaç fotoğrafımız var. Önce o fotoğraflara bir bakalım. Birinci fotoğraftan başlayarak peş peşe devam edeceğiz. Sonra da sorularımızla konuklarımıza, hocalarımıza döneceğiz. Evet, tam ekran. Evet, şuradan da görüyoruz. Bakın, bu sağdaki kişi, en sağdaki kişi Michael Hayden, CIA'in eski başkanı. Tabii şimdi eski başkanı diyoruz. O zaman göreve başlaması töreni bu. ABD Başkanı Bush. O elini kaldırmış ortadaki kişi John Negroponte. John Negroponte çok önemli birisi arkadaşlar. John Negroponte'yi iyi takip etmeniz lazım. Fotoğrafın tarihi Mayıs 31, 2006. Nerede yapılıyor bu tören? CIA'in merkezinde yapılıyor. Michael Hayden'ın, General Michael Hayden'ın göreve başlama seremonisi İncil üzerine bir yeminle başlıyor. Bu bir. İkinci fotoğraf. Sağdaki kişi Joe Biden, yakından tanıyoruz. Bu fotoğrafın tarihi de 2011. CIA'in daha sonraki direktörü David Petrus. David Petrus göreve başlarken İncil üzerine yemin ediyor. O bayan da David Petrus'un eşi. Bu arada unutmayın, İncil'i de eşi tutuyor. Bir not ekleyelim. David Petrus 2006 yılında, biraz yuvarlayarak söyleyeceğim anlaşılsın diye, daha biz ne kadar İsrail'i sırtımızda taşıyacağız, İsrail'in politikalarına sahip çıkmak bizim işlerimizi zorlaştırıyor diye açıklama yapmıştı. Bir süre sonra David Petrus'un sevgilisiyle yazışmaları vesaire ortaya çıktı. Bununla alakası var mı bilmiyoruz ama David Petrus'un başına gelenler İsrail'e dair bu açıklamasından sonra oldu. Bu fotoğrafta CIA başkanının göreve başlamadan önce İncil üzerine yeminini gösteriyor. 3 numaralı fotoğraf. Bu da ABD Başkanı Obama'nın İncil üzerine yeminini gösteriyor. 4 numaralı fotoğraf. Evet, bu çok güzel bir fotoğraf olduğu kanaatindeyim. Rus Ortodoks Kilisesi'nden bir papaz. Uzaya, biraz sonra uzaya fırlatılacak olan Soyuz uzay aracını kutsuyor diyelim. Bir sonraki fotoğraf, bu çok nefis bir fotoğraf. 3 astronotu yan yana görüyoruz. Sağdan ikisi Rus, en soldaki de Amerikalı. Kim bunlar? İsimlerini okuyacağım. Rus astronotlar Gennady Padalka ve Sergey Revin. Amerikalı astronotlar Joseph Acaba diye birisi. Bunlar da kaldıkları otelde, ertesi gün uzaya fırlatılacaklar. Kaldıkları otelde işte haçı öpüyorlar ve işte kutsal suyla kutsanıyorlar bir Ortodoks papaz tarafından. Bir sonraki fotoğraf. Evet, bu da yine bir astronotun uzay aracına binme öncesini gösteriyor. Gene bir din adamı solda görüyorsunuz. Onun öncülüğünde yürüyorlar uzay aracına doğru. Şimdi Amerika ve Rusya'dan fotoğrafa gösterdik. İsrail'e geçelim. Bir sonraki fotoğraf. Evet, bu da İsrail'den bir fotoğraf. Bir haham. 2012 tarihli bu fotoğraf. Kaynak Haaretz gazetesi, İsrail.
ve bir İsrail askerini gösteren fotoğraf. Arkada tankları görüyorsunuz. Bir sonraki fotoğraf. Bu güzel bir fotoğraf. Sefarat Yahudilerinin hahamı Rabbi Shlomo Amar İsrail askerlerini ziyaret ediyor. 7-16-2014 tarihli bu fotoğraf. Bir sonraki fotoğrafa geçelim. Yine aynı şahsı, evet, burada bir çadır altında, sanıyorum bir arazide İsrail askerlerine seminer verirken görüyoruz. Haham Shlomo Amar'ı, Sefarat Yahudilerinin hahamı Shlomo Amar'ı görüyoruz. Şimdi hocam, Nadim hocam, sizden başlayalım. Birkaç cümleyle fotoğraflar hakkında ne söylersiniz? Tabii şimdi Hristiyan dünyası söz konusu olduğunda orada ritüellerin, özellikle dinin kültürel boyutu daha etkindir. Evet. Dolayısıyla hayatın farklı alanlarında ritüeller çok az görülse de Batı dünyasında, belki Amerika toplumu biraz daha farklıdır. Fakat kültürel olarak hemen hemen din her taraftadır. Öbür taraftan kurumsal açıdan baktığımızda, kurumsal açıda mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Protestan, Evangelist, işte evet, Baptist, Metodist dediğimiz mezhepler ağırlıklıdır. Bunlar özellikle işte kutsal İncil'e yeniden dönüşü ifade eden, biraz da İncil'i şifrelerle okuyan bir eğilime sahiptir. Şimdi bu yapı, Protestan geleneği biliyorsunuz, İncil'i vasıtasız olarak anlama ve şifrelerini çözme gibi bir eğilimden doğar. Hı hı. Fakat bugün köktenci şeklindeki İslam'a yakıştırılan şey esasen bunlardan, o Metodist, Baptist dediğimiz ve yedi güncü olarak adlandırılan şeyle son derece köktencidir. Yapılan bir ankete göre, 1984 tarihli bir ankettir. Evangelist şifrelere göre dünyayı tanzim etme politikalarının ne kadar inanıyorsunuz sorusuna, Amerikan halkının %32'si inanıyor. Bürokratik ve akademik kesim de %31'i inanıyor. Bu kadar etkilidir. Evet. Hem devletin politikalarında hem de toplumsal ağda etkilidir. Ama böyledir, ama burada yine de bu ritüellere aldanmayalım. Yine de devlet dediğimiz şey kendi mekanizması içerisinde bu türlü şeylere değer verir. Mesela Bush'un önemli danışmanları var, vardı. Bugün de öyledir. Dış dünyaya dönük olarak bir telkinde bulunabilirler. Ama devletin işleyişi konusunda, efendim, devleti biçimlendirici bir eyleme giremezler. Bu son derece şeydir. Bu Hristiyan dünyasında da böyledir. Zaten devlet dediğimiz, mesela bizim Osmanlı geleneğinde de. Hocam buraya geleceğiz isterseniz. Evet. Evet, fotoğrafla ilişkin başka söyleyeceğim bir şey yoksa. Fotoğrafla ilişkin bu kültürel manada Hristiyan dünyasında kiliseye gidersen kimseyi göremezsin. Bir metot. Özellikle ana kıta Avrupa'yı söylüyorum. Kiliseye gitsen kimseyi göremezsin. Rusya'da kiliseye gitsen, işte şimdi yeni yeni bu, evet, 90'dan sonra tabii görebilirsin. Ama ritüel manada göremezsiniz. Fakat kültürel manada her yerde görürsünüz, evet, Hristiyanlığı. Dolayısıyla bu kültürel manada hayatın her tarafında bu türlü sembolleri görebiliriz. Peki semboller hakkında başka ne söylenebilir bunlar hakkında? Bunlar belki dinin toplum zihninde, belleğinde, toplumsal bellekte daha doğrusu diyelim, daha canlı tutulmasını sağlayan, daha etkili kılınmasını sağlayan sembollerdir. Peki biz de en azından bu niyetle, yani bırakalım diğer kısımları, en azından bu niyetle mesela MİT başkanı göreve başlarken Kur'an üzerine yemin etse herhalde kıyamet kopar. Şimdi tabii bu yemin dediğimiz mesele şöyledir. Şimdi bunu tarif etmek lazım. Yani demokratik, laik toplumlarda devletin yapısı itibariyle, yani demokratik, laik olarak kendisini tarif ediyorsa, bu pozitivist, din düşmanlığı anlamındaki laikliği kastetmiyorum. Muhammed Arkun'un ifadesiyle entelektüel laikliği, etik laikliği kastediyorum. Entelektüel ve etik laiklik dediğimiz şey,
esasen toplumdaki farklı eğilimleri var olmasını sağlayan, onları besleyen, onların hak hukukunu koruyan bir bakış açısına sahiptir, adaletli hükmeden. Fakat öbür taraftan efendim herhangi bir yemin dediğimiz zaman, bunu tasarladığımızda toplumun bütün kesimlerini kuşatmayabilir. Yani bir şey noktasında, çünkü toplumda farklı epistemik cemaatler söz konusudur. Yani bunu dini cemaat anlamında söylemiyorum. Felsefi bakış açısı vardır, şu vardır, bu vardır. Burada bence, yani benim görüşüm, burada devletin yapması gereken şey kanaatimce bu türlü yapıları, eğilimleri, epistemik cemaatleri korumalı, bunlara katkı sağlamalı. Fakat bunların herhangi birinin hakimiyetini, dinini ve mezhebini devletin hakim bir politikası yapmamalıdır. Evet. Tamam, buraya geleceğiz. Evet. Hocam, fotoğraflar hakkında sizin birkaç cümleyle ne söylersiniz? Tabii yani sizde nasıl bir şey uyandırdı? İzlenim, ilk başta gösterdiği izlenim ve algı şunu görüyoruz tabii. Din oldukça önemli bir değer. Bu hem devlet nazarında böyle, hem de toplum nazarında böyle. Sayın hocamın dediği gibi din belki sosyolojik olarak çok görünür bir şey değil. Ya da dini kurumlara gittiğiniz zaman, kiliselere gittiğiniz zaman dindarlık çok yaygın gözükmeyebilir. Ama bu bir aldatıcı bir form. O görünmeyenin arkasında aslında dinin hem kurumsal anlamda hem de kültürel anlamda Batı toplumunun içine kadar işlediğini görüyorsunuz. Yani hem diyelim ki yeminlerinde çok açık, seremonilerinde çok açık bir şekilde din ya da dini semboller kullanılıyor. Bundan da Batı toplumları işin doğrusu çok da fazla irit olmuyorlar. Yani orada dinin görünür olması, kurumsal anlamda görünür olması Batı toplumlarındaki laik ya da seküler toplum kesimlerini çok fazla rahatsız etmiyor. Demek ki burada din ve devlet ilişkileri açısından ciddi kurulmuş bir dengeden bahsedebiliriz. Dengeden. Tabii, evet. Bir dengeden bahsedebiliriz. Bu önemli bir şey. Tabii bizim belki burada asıl düşünmemiz gereken Batı toplumlarında bu dinle devlet arasındaki dengenin nasıl kurulduğu, nasıl işlediği. Bu sembollerin üzerinden benim ilk anda çağrıştırdığı şey bu. Biraz önce dediğiniz önemli. Yani Türkiye'de böyle bir şey olsa kıyamet kopar. Ama Batı'da kıyamet kopmuyorsa, evet. Yani bu şu demektir. Demek ki dinle devlet arasında ciddi güvenilir bir denge oluşmuş demektir. Yani bu ne laik seküler kesimleri çok fazla rahatsız ediyor, ne de dindar kesimleri o devlet artık bizim, devleti biz ele geçirdik şeklinde bir algıya sevk ediyor. Güç vehmine sevk ediyor. Yani ne onlar aldanıyor, ne öbürleri aldanıyor. Demek ki ortada çok kurulmuş güzel bir denge var. Bugün mesela ben bunu seyrettiğim anda bizde bu denge nasıl kurulabilir? Niçin kurulmuyor? Kurulması için neler yapmamız gerekir gibi hemen sorular aklıma geliyor. Yani insan ister istemez biraz da gıpta ediyor bu tür dengeye. Çünkü yani hocam da söyledi, Osmanlı'dan beri bizde bu din devlet ilişkileri ciddi bir sıkıntı ve sorun. Hala da rayını oturtabildik mi derseniz çok oturtamadık. Yani bugün de oturtamadık. Dolayısıyla bu din devlet ilişkilerini ciddi bir şekilde bir dengeye oturtmamız lazım ki din veya da dini yapılar ve dini kurumlar artık güvenilir bir şekilde herkes tarafından paylaşılır, ortak bir değer olarak kabul edilsin. Ve belki bir gün, bu akşam bizim konuşacağımız en önemli mesele, yani teostratejiler. Evet. Ve belki Türkiye'de dini yapılar ve gruplar üzerinden kendi dini jeopolitik stratejilerini üretebilsin. Arkada bir güven ve denge unsuru olmazsa bu stratejilerin kurulması da pek mümkün değil. Çünkü stratejilerin sonuçta uygulanabilirliği toplumsal kesimler arasında bir mutabakata, uzlaşıya bağlı bir şeydir. Yani eğer sizin toplumda böyle bir uzlaşınız yoksa bu stratejiyi uygulama imkanı bulamazsınız. O yüzden de yani madem biz bunu yapacağız, o halde bu güvenilirliğe, bu dengeye, bu seviyeye nasıl ulaşabiliriz diye ister istemez insan aklından geçirmiyor değil. Evet. Peki hocam, tekrar size dönüyorum. Evet. Sanki teos strateji kavramı da size ait, doğru mu acaba? Evet. Yani yakın tarihimizde yani, Türkiye'de tabii, kullanılmayan, bilinmeyen ama bunu kullanıp sistem haline getiren, altını doldurmaya çalıştık.
Bu konuda bir kitabınız var hocam. İsmi tabii. Neydi hocam? İmparatorluk Politikalarında Teostratejiler ve Türkiye. Evet. Çok nefis bir çalışma hocam. Onu buradan söyleyelim. Sağ olun. Program hemen başladı hocam. O zaman izleyicilerimiz zihninde bir temel oluşturmak adına. Teostrateji nedir? Bir ona girelim mi? Evet. Burada hemen kavramı tabii tanımlamak lazım ki bundan sonraki görüşlerimizi ya da olup biteni temellendirmek açısından gerekli. Hı hı. Şimdi tabii neden teopolitik değil de neden teostrateji? Evet. Şimdi ya da dini politika deniyor. Din doğrudan münzel din. Allah'tan İslam'a göre peygamber vasıtasıyla, Cebrail vasıtasıyla peygambere, peygamber vasıtasıyla da bize tebliğ edilen dindir. Hı hı. Bunun adı münzel dindir. Şimdi münzel dinin tabii ki kendisinde inananlara, başta peygamberin aleyhissalatü vesselamın, peygamberlerin davranışlarına, hareket yöntemlerine telkin eden esaslar var. Ama sadece bununla kalmıyor. Bunlar son derece sınırlıdır. Fakat daha sonra müevvel din dediğimiz, yani dinin yorumlanması dediğimiz süreçte, tarihsel süreçte, ister Hristiyanlık olsun, ister Yahudilik olsun, isterse İslam olsun, bu ifadelerin stratejik anlamda yorumları söz konusudur. Tabii kökleri Kur'an'da vardır, hadiste vardır. Ama daha sonraki ilişkiler biçimi, kurumsal yapılar, işte güç denklemi, rekabet içerisinde bu yeniden yorumlanıyor. Yorumlandığı için buna biz dini strateji değil, ister istemez teoloji dememiz lazım. Dolayısıyla teostrateji dediğimiz teolojinin kısaltılmış şekliyle strateji kavramından oluşan efendim bir kavramdır. Şimdi bu kavramın değişik ana temaları var. Bunu burada ifade edersem daha iyi olur. Buyurun hocam. Şimdi bir dinin veya din mensuplarının ilahi beyanın doğrultusunda geliştirdikleri hareket yöntemidir. Yani bir dinin bir insanlara telkin ettiği bir hareket yöntemi var. Mesela örnek verelim, işte Kehf suresinde Ashab-ı Kehf uyandığı zaman birisini işte şehirden bir şeyler almak için gönderirler. Ona telkin eder. Der ki talattuf et. Yani ince davran. Diplomatik dil kullan ki seni bilmesinler. Eğer bilirlerse bizi buraya sürgün eden ya da bizim üzerimizde egemenlik kuran o müşrik toplum iki şey yapar. Ya seni taşlayarak öldürür ya da kendilerine dönüştürürler. Demek ki gücün iki tane ana özelliği var. Eğer bir birey, bir toplum, bir güce teslim olduğunda o güç onu ya öldürür, yok eder ya da dönüştürür. Hemen devamında da diyor ki eğer böyle bir duruma kalırsanız ebediyen iflah olmazsınız. Şimdi bu dikkat ederseniz Kur'an'ın bir mümine, bir İslam'a inanan kişiye bir hareket yöntemi öngörüyor. Tabii. Toyinbi'nin yaptığı bu işte hocam. Yani Toyinbi'nin önderliğinde Batı medeniyetinin yaptığı şey kendisine tabi olmayan, dönüşmeyeni yok etmek. Evet. Şimdi şey var. Mesela yine bir diğer bir teması nedir? Kültürel ortak bilinci. Kültürel ortak bilinci. Ortak tasavvur biçimlerini, sembolleri ve mitleri dini politik dille ortak bir amaç için güç unsuruna dönüştürme faaliyetidir. Hı hı. Yani kültürü, inancı, coğrafyadaki egemen kültürü bir güce dönüştürme, güce dönüştürmek teostratejinin önemli bir ayağıdır. Hı hı. Başka bir unsuru bir inancın veya kültürel sistemin farklı inanç ve kültürel havzaları dönüştürme ve kendi politik ekonomi kurallarına bağlama yöntemidir. Hı hı. Mesela Batı'nın İslam coğrafyasına dönük olarak şark meselesi dediğimiz esasen İslam meselesidir. Hı. İslam coğrafyası meselesidir. Şimdi değişik etiketler efendim uyduruluyor, üretiliyor. Zaten benim bu kitabı yazmamın nedeni de buydu. Şimdi işte fundamentalist, köktenci, radikal, ılımlı şeklinde etiketler üretiliyor. Şimdi bu etiketlere baktığın zaman her etiket bir tanımlamadır. Tanımlamanın Ömer Bey iki unsuru var. Eğer bir toplum güçlüyse,
kurumsal manada, siyasi manada, teknolojik manada bir başkasını tarif ediyor ve tanımlıyorsa iki tane niyeti vardır. Ya tahakküm etmek istiyordur ya da deşifre etmek istiyordur. Yani Batı'nın değişik stratejik merkezleri eğer İslam'a dönük bu türlü etiketler uyduruyor ve tanımlama yapıyorlarsa tahakküm edecekler demektir. Evet. Ya da deşifre edecekler demektir. Her ikisi de esasen dini, İslam'ı İslam'a karşı, İslam'ı İslam'la maskelemek. Hı hı. Benim ifademle İslam'ı İslam'la maskelemek. Ama nasıl bir İslam? Uydurulmuş, inşa edilmiş, hı hı, kendine göre tarif edilmiş, biçimlendirilmiş hareketlerdir. Onun için mesela İslam coğrafyasında bu esas açısından baktığımız zaman radikal hareketler İslam coğrafyasını işgal etmenin bir aracı olarak kullanılır. Gerekçe. Irımlı hareketler ise hedef toplumu dönüştürmek için kullanılır. Çok önemli hocam. Bunların her ikisi de esasen bir etikettir. Tanımlamaya aynı merkezden dönüktür. İdare ediliyorlar. Evet, tanımlamaya dönüktür. Tanımlama da tahakküm ve deşifre içerir. Hı hı. Bir başka unsuru, dördüncü olarak söylüyorum. Dünya dil sisteminin, küresel ve bölgesel güçlerin politik ve ekonomik alanda yayılma politikalarını ve stratejilerini meşrulaştırmaktır. Bir başka deyişle teosi strateji değerler diplomasisi geliştirme ve kullanma faaliyetidir. Yani bir tam değerler üretir, bunu sizin dininizden yapabilir, kendi kültüründen ve inançlarından yapabilir, değer içerikli kavramlar üretir. Bu değer içerikli kavramlarla hedef toplumundaki zihniyet inşa etme süreçlerini oluşturur. Buna bir anlamda dini manada psikolojik harp tekniği de diyebiliriz. Yani zihniyet dönüştürme faaliyetidir. Bir başka yönü bu tanımın, efendim bir iktidarın ya da bir gücün faaliyetlerini dinle meşrulaştırmaktır. Meşrulaştırmak. Evet, dinle meşrulaştırmaktır. Çok değişik faaliyetleri vardır. Ama bunu başka türlü meşrulaştırmaz, dini kullanarak meşrulaştırır. Bu da daha çok otoritelerin, imparatorlukların, iktidarların başvurduğu bir şeydir. Amerika Birleşik Devletleri mesela 1958'de evet, Amerika Güvenlik Merkezi'nin yayınladığı bir belge var. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya hakimiyetini gerçekleştirmesi için 3 dini kontrol altına alması şarttır. 3 din dediği Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam. Bunların kilise havra. Evet, efendim ateizme karşı elverişli kullanım araçlarıdır şeklinde tarif edilir. Şimdi buradan baktığımız zaman esasen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler blokuna karşı efendim dinin yani dine karşı olan bir topluma karşı 3 dinin efendim bir cephe oluşturması anlamında dinin siyasi ve strateji anlamda kullanıldığını görüyoruz. Başka bir şeyi 5. olarak ortak kültürel havzalarda etkili olmak, hedef toplumlardaki dini farklılıkları tahrik etmek. Tahrik etmek ve çatıştırmak için dini gerilim hatları oluşturmaktır. Bugün mesela postmodern izafiliği devreye sokup postmodern izafiliğin üzerinden etnik kalıplar üreterek, mezhebi farklılıklar üreterek İslam coğrafyasında mezheplerin siyasi entelektüel kısmını değil mezhepçilik dediğimiz hizipçi mantığı ki Kur'an bunu asap terimiyle hizp terimiyle eleştirir mezhepçiliği. Dolayısıyla bu mezhepleri efendim bir siyasi rekabete ya da çatışma alanına çevirmek bugün efendim dinin stratejik manada kullanılmasının en görünür şeklidir. Bugün İslam coğrafyasında yapılmak istenen de budur. Evet. Etnik kökene dayalı ve mezhepçi ayrışmalara dayalı bir çatışma üretmektir. Bir başka son olarak ana temasından bahsediyorum. Hedef toplumun inançlarını ve kültürel değerlerini kendi aleyhine kullanmak. Yeni anlayış ve yorum adı altında din ağı inşa etmektir. Bunu neden böyle tarif ettim? Bunun bir arka planı var. Amerikan Birleşik Devletleri'nde çok etkili olan Rand Corporation dediğimiz
bir strateji araştırma merkezi var. Amerika'yı inşa eden yapılacak. Bu Amerika Deniz Kuvvetleri'nin dolaylı olarak etkisinde bulunan bir kurumdur. Burada hem iktisat alanda, ondan sonra sosyal alanda ve din alanında raporlar yayınlanır. Ben iki rapordan kısaca bahsedeceğim. Birisi The Civil İslam. Raporun ismi The Civil İslam. Zaten belli, Civil İslam. İki nokta sırt sırta Research, kaynaklar, partners, ortaklar, strateji, stratejiler. Şimdi oradaki ortaklar bölümünde bütün İslam coğrafyasındaki ortaklardan bahsediyor. Türkiye'de dahil. Ama tabii bunu burada ben böyle özneleri göstererek konuşmak istemem. Yani belli grupların ve yapılan isimleri zikrediliyor, öyle mi hocam? Evet, tabii. Evet. Tabii belli gruplar ve yapılar zikrediliyor. Öyle bir tane de değil bu, bilindiği gibi. Şimdi ikinci şey, Moderate Muslim Network. Yani ayarlı İslam ağı. Ben öyle çevirdim. Bunu ılımlı İslam ağı diye çevirdiler. Efendim bu ılımlı İslam ağı ya da ayarlı İslam ağında iki tane ana başlık var. Bir derinlemesine strateji, iki önerilen strateji. Derinlemesine strateji ve önerilen strateji denilen şey, bir toplumda Batı'nın liberal kapitalist sistemin iktisadi esaslarına ve siyasi esaslarına bağlı bir din algısı nasıl inşa edilir? Bunu anlatıyor. Baştan sona bir şey söyleyeyim. Evet. Yani bir destek mahiyetinde incelediğim bazı CIA raporlarında şunu gördüm. Hedef ülkelerin liderlerinin karakter analizleri yapılıyor. Birçok şeye bakılıyor ama bir şeye çok temelden bakılıyor. O da şu. O lider dünyayı yönetişim araçlarına, küresel yönetişim araçlarına nasıl bakıyor? Yani evet. NATO'ya, liberal ekonomiye, UNESCO'ya, Birleşmiş Milletler'e dair herhangi bir sorgulaması yoksa o Batı için çok da problem birisi değil. Sorguluyorsa problem. Evet. O tiplerden hoşlanmıyorlar. Tabii. Sorgulanan insan hiçbir yerde yani zaten hoşlanmaz. Yani bu örtüşüyor dediğiniz. Tabii şimdi orada baktığımız zaman mesela çok enteresandır. İşte müfredat programından etüt sahalarına kadar, gönüllü elemanlara kadar. Biliyorsunuz bu Osmanlı'nın son döneminde yine aynı mantığa dayalı olarak işte ünlü Barlet raporları vardır. Bu Anadolu'daki Amerika. Bunu Uğur Kocabaşoğlu çalışmıştı. Bu Barlet raporlarının bir kısmını, bu ODTÜ'de bir hocadır. Güzel bir kitaptır. Anadolu'daki Amerika. Bir kısmını ben çalıştım. O raporlarda çok ilginç şeyler var. O raporların birisinde şöyle diyor. Diyor ki bugünkü mücadelemiz aklın akılla, kalbin kalple mücadelesidir. Aklın akılla, kalbin kalple mücadelesidir. Bu mücadele Napolyon'un kullandığı araçlardan daha etkilidir. Siz Tanrı'nın işçileri Hristiyanlığın toprakları olan Anadolu'ya gidiyorsunuz. Anadolu esasen Hristiyan topraklarıdır. Şimdi bu çerçevede kısaca sınırlarını çizdiğim noktada Teo stratejiyi şöyle tarif edebiliriz kısaca. Bir toparlayalım. Ana ayaklarını evet. Böyle bir şekilde. Teo strateji inanç ve kültür coğrafyasını güce dönüştürme, inanç ve kültürel değerler yoluyla farklı dini kültürel havzaları etkileme ve dönüştürme faaliyetidir. Evet, bu şekilde evet. Tarif edebiliriz. İlim hocam? Tabii hocam, bu konunun Türkiye'deki ilk hem isim banisi hem de teorik olarak bu konuyu ilk çalışanlardan bir tanesi. Ben Nacizane Hoca bu meselelere çalıştığında yanındaydım. Dolayısıyla ne kadar emek çektiğini biliyorum. Bu tabii önemli, hocanın söyledikleri, Nadim Bey'in söyledikleri çok önemli şeyler. Ama belki benim ekleyebileceğim birkaç husus var bununla ilgili. O da şu, biliyorsunuz. Şimdi hegemonya inşaları ya da imparatorluk inşalarının iki tane unsuru vardır. Bu da Batı'da çok tartışılır bunlar. Bir tanesi bizim katı, sert güç dediğimiz askeri ayağıdır bunun. Bir tanesi de daha sonra özellikle bu çok soğuk savaş sonrası, çok kutuplu dünyaya geçişle birlikte sıkça telaffuz edilen ve gündeme getirilen yumuşak güç dediğimiz araçlarıdır. Ve bu tartışmalarda, hegemonya tartışmalarında biz şunu gördük. Soğuk savaş sonrası süreçte özellikle.
bir hegemonyanın inşa edilebilmesi için silahlı ya da katı, sert gücü kullanması çok önemli değildir. Çünkü bu güçle bir yeri ele geçirebilirsiniz ama kalıcı olamazsınız. Evet. Yani askeri güçler sizin bir toprağı işgalinizi sağlar, temin eder. Ama bu topraklarda uzun süre kalmanızın garantisini vermez. Hı hı. Bu topraklarda uzun süre kalmanın en önemli yolu yumuşak güç araçlarını etkin bir şekilde kullanabilmenizdir. Ve yumuşak güç araçları da bugüne baktığınız zaman ekonomiden kültüre, kültürden dine kadar oldukça geniş bir şemsiyeyi kapsar. Hocamızın dediği teosi strateji işte bu hegemonya inşa süreçlerinde yumuşak güç dediğimiz araçların en önemli enstrümanlarından bir tanesi olarak kabul edilir. Çünkü ister kabul edelim, ister kabul etmeyelim, ister dindar olalım ya da olmayalım, din hem bizim coğrafyamızın, Orta Doğu coğrafyasının hem de Batı dünyasının en önemli değerlerinden bir tanesi. Yani dinsiz toplumlar var olamıyor. Peki o halde dindar insanların bu hegemonyayı inşa etmede ya bizim partnerimiz, ortağımız olmalarını sağlamak, eğer ortağımız olmayı ikna edemezsek onları dönüştürmek ya da hocamızın ifadesiyle onlara tahakküm etmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bu da ister istemez işte teostratejik araçları geliştirmemizi ya da teostratejik bakış açısını, bu konudaki bir takım planları sahip olmamızı gerektirecek bizim. Ha, görüyoruz ki Batı dünyası uzunca bir süre, 19. yüzyıldan itibaren, çünkü biliyorsunuz imparatorluk tartışmalarını biz her ne kadar 19. yüzyıldan itibaren imparatorluklar sona erdi desek de aslında bugün imparatorluk çağı pek sona ermiş gibi gözükmüyor. Belki onun yerine daha hegemonik güçler çağı başladı. Bu güçler uluslararası arenada ister istemez kendi güçlerini işgal edebilmek ya da kurabilmek için teostratejik araçları kullanıyorlar. Ve kullanmaktadır da. Yani hem bizim coğrafyamızda kullanıyorlar, biraz önce sizin dediğiniz gibi camiyi, havrayı ya da kiliseyi, bu üçünü ister istemez kontrol etmek zorundalar. Bunları kontrol edemezlerse biraz önce dediğimiz hegemonyalarını ikna edici, yani toplumsal kabule dönüştüremiyorlar. Peki belki bu noktada bizim en üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi şu olmalı. Coğrafyamızda mesela bu araçlar hangileri? Evet, çok yani önemli. Teostrateji, Batı'nın teostratejisinde coğrafyamızda hangi araçlar etkin bir şekilde kullanılıyor? Biraz önce hocam söyledi, mesela radikalizm bunların çok önemli araçlarından bir tanesi. Biz onu şöyle diyoruz, aslında 19. yüzyıldan itibaren İslam dünyasında Batı iki tür İslam anlayışını özellikle destekledi. Bunlardan bir tanesi mistik ya da batini eğilimler, bir tanesi de radikal eğilimler. Mesela bunun şu anda Orta Doğu'daki iki tane sembolü var. Batini eğilimler daha çok Şiilik üzerinden, Şia üzerinden kendisini konumlandırıyor. Diğer lafızcı dediğimiz eğilimler ise daha çok kendisini Selefi, Vahhabi, radikal akımlar üzerinden konumlandırıyor. Ve bakıyorsunuz İslam dünyası bu iki merkez etrafında ya birbiriyle sürekli çatışıyor, çatışırken de bütün İslam toplumları bu iki merkez etrafında toplanıyorlar. Yani bunlar kendi alanlarında bir çekim gücü oluşturuyorlar. Tabii. Biz peki, hani burada belki en önemli sorulardan bir tanesi şu olmalı. Biz Anadolu'da yaşayan Müslüman olarak kendi teostratejimizi nasıl inşa edebiliriz? Aynen. Kendi teostratejimizi inşa ederken hangi unsurları kullanabiliriz? Hı-hı. Ve bizim bu iki uç arasındaki dengeyi bulma ya da çatışmayı engelleme için yapacağımız bir şeyler yok mu acaba? Evet. Yani Batı kendi teostratejisini kuruyor ama biz niye kuramıyoruz? Hı. Belki burada üzerinde durmamız gereken en önemli sorulardan bir tanesi bunlar oluşturuyor kanaatindeyim. Peki hocam, Batı cami, kilise ve havranın kontrolünde neleri kullanıyor? Bunu biraz açar mıyız? Yani televizyonun başındaki insanımız da anlayacağı bir dille. Buradan ben izleyicilerimize bir sesleneyim. Şu anda burada sakin sakin konuşuyoruz. Tabii genelde Türkiye'de önemli program algısı böyle bağırıp çağırma şeklinde bugüne kadar böyle geldiği için bizden böyle bir şey beklemeyin. Yani şu ana kadar konuşulan şeyler çok kıymetli şeyler bu bölümde. Onun için ben can kulağıyla dinlenilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu kapsamda hocam,
Evet. Büyük güçler cami, kilise ve havranın kontrolü yoluyla dünyayı kontrol etme noktasında nasıl davranıyorlar İslam dünyasında? Evet. Bizi tabiri caizse oyuna nasıl getiriyorlar? Şimdi bir takım uygulamalardan, tarihi deneyimlerden, evet, tecrübelerden, evet, belgelere dayalı, biz akademisyen olduğumuz için belgelere dayalı birkaç örnek vermek isterim. Mesela yine tabii belge olduğu için buradan isterseniz böyle bir bakarak şey yapalım. Çünkü önemli. Şimdi kutsal cephe stratejisi dediğimiz Soğuk Savaş döneminde, hı hı, bir kutsal cephe stratejisi oluşturma eğilimi var. O zaman Rusya'da, Moskova'da büyükelçilik yapan insanlara mektup yazılıyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Doğu Avrupa'ya yayıldı. Şimdi ana kıta Avrupa'yı tehdit ediyor. Yarın öbür gün bu İngiltere'ye kadar uzanabilir. Bunu nasıl önleyebiliriz? Soru bu. Buna cevap verecek insanlar kim? Diplomatlar. Evet. Ama neredeki diplomat? Moskova'da uzun süre çalışmış diplomat. Bu William Christian Bullitt'tir. Bunun bir yazdığı raporlar var. Bunu Bilkent Üniversitesi'nin bir köşesinde bulmuştum. Bir de bunun yayınladığı bir kitap var. Bu raporlardan birisi 1933-36 yılları arasında olan bir şey. Diyor ki, efendim, Batı Avrupa İngiltere'yi az da olsa tehdit etmektedir. Bu tehdit eninde sonunda ABD için de geçerlidir. Avrupa ülkelerinde demokratik federasyonu oluşturmadaki eylem elbette ki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kontrolündeki birçok ülkeyi içine alacak ve onları özgürleştirecektir. ABD ve İngiltere aynı dini kültüre köklere sahiptir. Enerji havzaları ise Orta Doğu'dadır. Dikkatinizi çekerim. Şu içinde Orta Doğu'dadır. Sovyet yayılmasına bir son vermek için dini cephe oluşturmalı ve mücadele ortak cephenin konusu olmalıdır. Yani Sovyet blokuyla mücadele ortak cephenin konusu olmalıdır. Bu raporun tarihi kaç hocam? Veya 1933. 33. Yani evet. Daha henüz Varşova Paktı veya NATO yok. Yok. Evet. Bu ortak mücadele zeminde hayır, görev yaptığı şey 1933. Bu daha sonra 1958. De yazıyor. Evet tabii. Evet. Bu ortak mücadele zemininde ABD'nin öncelikli politikası enerji hatlarını ele geçirmek, dünya devleti olmanın yolunu açmaktır. Çok güzel. Enteresan. Ve devam ediyor. Burası daha ilginç. Hı hı. Tanrı'dan başka efendi tanımayan biz Amerikalılar birleşelim. Diğer milletleri bizimle birlikte hareket etmeye zorlayalım. Bu yolda kullanılacak en meşru manevi silah dindir. Hocam son cümleyi rica etsek bir daha okur muyuz? Bir daha okuyorum. Tanrı'dan başka efendi tanımayan biz Amerikalılar birleşelim. Diğer milletleri bizimle birlikte hareket etmeye zorlayalım. Bu yolda kullanılacak en meşru manevi silah dindir. Evet. Peki Amerikalılar, evet, bu coğrafyada, Türkiye'de dini nasıl kullandı hocam? Birkaç örnek. Şimdi bunu nasıl kullandı? Şimdi Habermas'ın bir şey vardır. Biraz felsefe olacak ama benim adetimdir. Bazen öyle gireriz. Şimdi Habermas modernleşmeden bahsederken modern dünyanın üretildiği özgün dünyadan diğer coğrafyalara yansımasını anlatırken şöyle anlatır. Der ki, insanın vücudunu derisi nasıl sarıyorsa, hı hı, modernleşme bütün dünyayı öyle sarmıştır. Siyasi alanda sarmıştır, iktisadi alanda sarmıştır, haberleşme alanında sarmıştır, değil mi? Tabii. Öyle değil mi? Tabii. Bütün üretim biçimlerinde böyledir. Esasen İslam konusunda da şöyledir. Çok kestirme olacak, belki radikal bir söz olacak ama modernleşmenin başlangıç tarihinde, yani 19. yüzyıldan sonra başlayan, devam eden süreçte bu coğrafyada egemenliğini artırmak için Osmanlı geleneğinden gelen, evet, Türk İslam geleneğinden gelen İslam anlayışını tasfiye etmek için
Selefi, Neo-Selefi dediğimiz Vahabiliği İngiltere üretmiştir. Evet. Anglo-Sakson geleneği istihbaratı İslam'ı diyebilir miyiz hocam? Vahabilik evet, için. Yani bunu üretmiştir. Şimdi oradan bir şey daha söyleyeyim. Bunu üretirken de şöyle ifade edilmiştir. Hem Arap entelektüelleri bir kısmı, tabii hepsini buna dahil etmek haksızlık olur, önemli bir kısmı, ama Batı'da ağırlıklı olarak yakın zamana kadar Türklerin İslam'a sadece kılıçla hizmet ettiğini, entelektüel anlamda buna bir değer katmadığını ifade etmişlerdir. Dolayısıyla bu Vahabi Selefi İslam'ı, yani lafızlı İslam'ı yüceltmişlerdir. Türklerin tarihte oynadığı rolü de sınırlandırmışlardır, yok saymışlardır. Halbuki bugün hem Batı'da hem de İslam coğrafyasında yapılan yeni çalışmalar var. Batı'da daha yeni yayınlanan bir eser var bu konuda. Efendim, eğer 9. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Türkistan'da, yani Buhara, Semerkant, Tirmiz, bütün bu kentlerde o coğrafyanın medreselerin bulunduğu, ondan sonra Sufi geleneğin yer ettiği mekanları çıkarttığınız zaman, burada yetişen mesela fukahayı İslam düşüncesinden çıkartırsanız, burada yetişen kelamcıları İslam düşüncesinden çıkartırsanız, burada yetişen sufileri İslam düşüncesinden çıkarırsanız, İslam düşüncesinde, düşünce tarihinde düşünür kalmaz. Evet. Bu kadar ciddidir. Evet. Bunu iddia edebilirim. Mesela o coğrafyada yetişmiş, yaşamış fakirleri sıralayalım. Kelamcıları sıralayalım. Sufileri sıralayalım. Esasen Türk milleti İslam'a düşünce anlamında da, özellikle fıkıhta, mesela Serahsi, El-Mebsut, değil mi? O geleneği devam eden Maturidi, Ebu'l-Mu'nen Nesefi, Nureddin Es-Sabuni, Alaaddin El-Üsmendi. Şimdi bütün bunlara baktığın zaman, en son İbn-i Hümam Sivas'ta vefat etmiş ama bu geleneğin devamcısıdır, sürdürücüsüdür. Şimdi bunları çıkarttığın zaman, oradan Sufi geleneği çıkarttığın zaman hangi İslam düşüncesinden bahsedeceğiz? Evet. Onun için bu maksatlı olarak yapılmıştır. Birincisi bu. Hocam, reklam arası vereceğiz. Kısır bir evet. Toparlayın. Tabii şeyi söyleyeyim. İkincisi, Granfüller'in evet. Yeni Türkiye aldığı kitabında. İslamsız Dünya, Yeni evet, Türkiye. İslam, evet, efendim, siyasal İslam, ondan sonra Yeni Türkiye. Yeni Türkiye'yi çok ciddi manada analiz ettiğimizde sanki Türkiye, Türk milletinin siyasi ve tarihi tecrübesiyle İslam arasında hiçbir şekilde mukayese edilmeyecek bir mesafe varmış, bir zemin varmış. Bunu kapatmak için şöyle yapılmalı, böyle yapılmalı şeklinde akıl veren ama esas itibariyle burada her nedense sürekli olarak efendim İslam dünyasında sinemadan filmine kadar efendim İslam coğrafyasındaki insan tiplerini aşağılayan etiketler, Hazreti Peygamberimizi aşağılayan etiketleri yayınlanmaktan çekinmeyen Batı'nın böyle İslam üzerinden İslam coğrafyasına akıl verme faaliyetleri ve Türkiye'de de güya işte ılımlı İslam adına olsun, başka şeyler adına olsun, güya bu millete, Türk milletine efendim yeniden vatan sevgisi, millet sevgisi öğretme yerine başka şeyler öğretme adına çıkmış nevzuhur bazı söylemlerin Türkiye'de efendim astıkları yaralı bilinç, şöyle diyelim, İslami manada yaralı bilinç maalesef Türkiye'de devletle toplum arasındaki gerilimleri artırmıştır. Evet. Şu anki sıkıntının evet. Sebebi? Birisi de bu. Evet. Diğeri ise efendim zaten Hristiyanlık açısından Doğu toplumunda bir insanın illa Hristiyan olması gerekmiyor. Bir insan zihin itibariyle, yaşantı itibariyle Batı dünyasının ve dış dünyanın, bu başka bir ülkede olabilir, onların menfaatlerini kendi ülkesinin menfaatlerinden üstün tutarsa bu yeterlidir. Evet. Evet. Hocam, bir reklam arası vereceğiz. Önemli ölçüde eğitim yoluyla, araçlar yoluyla Türkiye üzerinde sağlanıyor. Tamam hocam, devam evet. edeceğiz. Şimdi konuya kısaca doğrusu bir giriş, henüz girişte değil, girişin başındayız. Hilmi hocamla devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası, kaldığımız yerde devam edeceğiz. Evet, tekrar merhaba. İmparatorluk politikalarında Teo stratejiler ve Türkiye konusunu konuşmaya devam ediyoruz.
Konuklarımız Profesör Doktor Hilmi Demir ve Profesör Doktor Nadim Macit. Kaldığımız yerden devam edelim. Hocam, Hilmi Hocam, sorum buyurun, size. Buyurun. Arnold Toynbee Amerikalılara bir rapor veriyor. Diyor ki biz, tabii kısa okuyorum, biz Güney İslam'ını hallettik. Siz Kuzey İslam'ına bakın. Kuzey İslam'ının da 3 istinadgahı var, dayandığı temel nokta var. Semerkant, Buhara ve İstanbul. Semerkant ve Buhara çok uzun zamandır zaten Rus işgali altında. Bunların ayağa kalkması uzun zaman alır. Siz İstanbul'a dikkat edin diyor. Sanki bu Suriye bahanesiyle ya da IŞİD gerekçesiyle neredeyse bütün dev ülkeler aşağıda toplandılar güneyde. Bizim hemen yanı başımızda. Kıbrıs'ta İngilizler var. Evet. Ruslar Suriye'de varlar. Irak zaten Amerika orada. Çin yine bölgeye geldi. Acaba bütün hedef Sünni Maturidi omurga mı? Bütün hedef İstanbul mu? Bütün hedef Kuzey İslam'ı mı? Çok doğru ve anlamlı bir soru. Yani bugünkü tartıştığımız konularda belki de özetleyebilecek mahiyette bir soru. Ben de şöyle diyorum, belki bu söylediğinizi tamamlayacak bir cümle. Hı hı. Herkes büyük bir savaştan bahsediyor. Armagedon Savaşı'ndan bahsediyor biliyorsunuz. Evet. IŞİD de bu savaştan bahsediyor. Dabık diye dergi çıkartıyor. Ve bunun Şam'da olacağını söylüyorlar. Hı hı. Ben diyorum ki aslında büyük savaş Şam'da değil, İstanbul'da oluyor. Hı. Şimdi bu sözü söylediğim zaman arkadaşlar bana şunu soruyor. Nasıl İstanbul'da oluyor? İşte bu dediğiniz bu. Hı hı. Yani aslında bütün kavga İstanbul'u Orta Doğu'dan uzaklaştırmak ya da İstanbul'un Orta Doğu üzerindeki hakimiyetini kısıtlamak üzerine kuruluyor. Hı hı. Hocamın dediğiyle tamamlayayım isterseniz. Buyurun. Onunla da bütünleştirelim. Hani biraz önceki raporda da var, enerji hatları çok önemli bir şey. Ve bugün Orta Doğu ve Doğu Akdeniz enerjinin ana merkezlerinden birisini oluşturuyor. Yani belki Kıbrıs etrafında bulunan doğal gazları da buna katmak lazım, rezervleri. O yüzden enerjinin ana hattı bu bölgede oluşuyor. Bunu geniş bir Orta Doğu coğrafyası ya da geniş bir Doğu Akdeniz coğrafyası olarak tanımlayabilirsiniz. Ve bütün kavga ne? Bu enerjinin Avrupa'ya aktarımına engel olmak. Yani evet. Rusya buna engel olmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri buna engel olmaya çalışıyor. Aslında yapılan şey iki şey. Ya enerjiyi kontrol edeceksiniz ya da enerji hatlarının başkaları tarafından kontrolünü engelleyeceksiniz. Evet. Ve bu enerji hatlarının bulunduğu coğrafyada İslam coğrafyası. Bunlar evet. Müslüman toplumların coğrafyası. O yüzden kavga da bizim üzerimizde oluyor. Şimdi Anadolu'dan geçecekse bu enerji hatları, o halde Anadolu'nun bu enerji hatları üzerindeki hem kontrolünü hem de belki de bu enerji hattını taşıyıcı özelliğini kırmanız gerekiyor. İşte o zaman ne gerekiyor? Bu noktada karşımıza şu çıkıyor. İstanbul'u ve İstanbul'un temsil ettiği geleneği Orta Doğu'dan uzaklaştırmak lazım. Şimdi tarihçi Brodel'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki medeniyetler 1000 yılda kurulur ve yıkılışları da 1000 yıl alır. Ben diyorum ki o yüzden İslam medeniyeti Osmanlı ile birlikte yıkılmadı, geri çekildi. Ve yıkılışı da uzun sürecek. Yani ne demek bu? Daha henüz bu süreç yıkılmadı. Batı bunu bildiği için Osmanlı medeniyetinin temsil ettiği, sizin o Sünni, bizim sürekli vurguladığımız Hanefi Maturidi geleneği, Ehl-i Sünnet geleneği, bu Osmanlı'nın interlandı olan coğrafyadan uzaklaştırmak için bütün planlarını bunun üzerine kuruyor. Bununla iki şey sağlıyor aslında. Bir, bu coğrafyalardaki eski Osmanlı'nın Batı medeniyetine alternatif olma gücünü kırıyor. İki, enerji hatlarını kontrol ediyor. Niye? Çünkü biz bu coğrafyadan uzaklaştıkça bu coğrafya istikrarsızlaşıyor. Stabil hale gelmiyor bir türlüsün. Stabil hale gelmediği için de coğrafyadaki enerji hatları üzerinde bir hegemon inşa edilemiyor. Yani herkesin elinde kalıyor. Tutanın elinde kalıyor. Diğer taraftan belki hegemon inşasında başta ifade ettiğim o yumuşak güç araçları açısından da bizim bu araçları kullanmamızın önüne geçiyorlar. Ve bunu iki şekilde yapıyor Batı dünyası. Sorduğunuz soruyu biraz önceki sorduğunuz soruyla da bütünleştirerek cevap vereyim. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsrail ya da Batı dünyası Orta Doğu'da hangi teostratejik araçları kullanıyor evet. bunu yapmak için?
Benim kanaatim şu, uzunca yıllardır bunu söylüyorum ve bunda da iddialıyım. Aslında iki tane araç var. Bir yerde önemli bir araç. Hocamın da dediği batini mistik boyutu temsil eden Şiilik var. Bir tarafta da aslında Osmanlı'nın yıkılışıyla birlikte ortaya çıkmış ve onun bıraktığı coğrafyaya hızla yayılan Vahhabi Selefilik var. Bir ya, o da lafızcı gelenek. Yani bir tarafta batini gelenek var, bir tarafta lafızcı gelenek var. Ve İslam düşüncesi bu iki gelenek üzerine sıkışmış durumda. Onun karşısında bizim, yani Hanefi, Maturidi ya da Şafii, Eşari dediği Mehl-i Sünnet geleneği neyi temsil ediyor? Aslında rasyonel, makul, akılcı. Efele yakiliyun. Akıl demeyelim. Yani biraz pozitivist kaçıyor ya buna. Peki. Ben buna şey diyorum. Çok da gündemde ya bu sıralar. Erdemli güç. O yüzden bu bir erdemli akıl. Erdemli gücü temsil ediyor. Yani bir tarafta hikmet boyutu var. Bir tarafta da adalet boyutu var. Adaletle hikmetin birleştiği yer bu gelenek. O yüzden hem adaleti hem de hikmeti temsil ediyoruz biz. Şimdi İslam dünyasında bu gelenek eğer Şiilikle Vahhabilik arasına girebilse, yani Türkiye mesela bunu bir stratejik plan olarak, bir jeopolitik araç olarak kullanabilse ve bunu taşıyabilse, bir, bu çatışmaya engel olabileceğiz. İki, enerji hatları üzerine bir hegemonya inşası mümkün olacak. Üç, Batı karşısında yeni bir medeniyet projemiz olacak. İşte Batı dünyası bu iki araçla bizim bu üç hedefe ulaşmamıza engel oluyor. Ve tabii bizim burada da üzerimize düşen en önemli sorumluluk şu. Peki biz niçin bu üç hedefe ulaşmak için bu araçları etkin bir şekilde Türkiye'de kullanamıyoruz? Evet. Yani o zaman ister istemez kendimizi de bu noktada ne yapmamız lazım? Biraz eleştirmemiz lazım. Hani bir atasözümüz var ya, inneyi başkasına çuval uzun, evet. Kendimize batırmamız lazım. Belki burada sormamız gereken en önemli sorulardan bir tanesi şu. Peki biz ne yapıyoruz ya da biz ne yapmalıyız bu konuda? Bize düşen başka görevler yok mu? Mesela bu Hanefilik, Maturidilik üzerine çok görev var. Biz yıllardır bunu söylüyoruz, dile getiriyoruz. Her platformda tekrarlıyoruz. Bugün bu yavaş yavaş Türkiye'de yer de bulmaya başladı. Ha mesela bunun kurumsal bazda ne yapılması lazım? Temsil edilmesi ve inşa edilmesi lazım. Tabii. Çünkü niye? Biraz önce bakın hep bir şeyden bahsediyorsunuz. Hocam da raporlardan bahsederken kurumları zikrediyorsunuz. Demek ki Teos stratejinin en önemli hususlarından bir tanesi kurumlar. Biz bu stratejiyi bir kurumlar üzerinden inşa edebiliriz ya da kurumlar üzerinden götürebiliriz. Eğer kurumunuz yoksa bu stratejiyi devletin genel stratejisi, politikası haline dönüştüremezsiniz. Bireysel tercihler olarak kalır. Şahıslarla gelir, şahıslarla gider. Tamam, ama lazım. Kurumlar olursa kalıcı olur. Bizim şöyle bir sıkıntımız var hocam. Ne yazık ki geriye doğru 80-90 yıla baktığımız zaman bir projeyi başlatıp ürün alıp bu ürünleri devşirecek kadar devamlılığımız yok. Aynen öyle. Maalesef. Çok doğru. Niye yok? İşte kurumları ne yapamıyoruz? Sürekli kalıcı şekilde inşa edemiyoruz. O hegemonyanın en önemli unsurları kalıcı kurumlar inşa etmektir. Tabii. Yani mesela Türkiye bölgesel güç olmak istiyor mu? Elbette ki istiyor. Bunu kim istemez? Bugünkü eminim ki devleti yöneten, iktidarda bulunan, yarın bulunacak olan herkes bunu isteyecektir. Ben şöyle bir şey diyorum. Türkiye'de liderlik koltuğuna oturduğunuz zaman tarihe bakıp da ya bu bölgede büyük güç olayım demeyecek insan yok gibidir. Herkesin aklından bu geçer. Peki bunu kurumlar inşa etmeden nasıl yapacaksınız? Bölgesel gücü, bölgesel güç devşireceğiniz kurumlar üzerinden inşa edebilirsiniz. Bir örnek vererek sözlerimi bitireyim, fazla uzatmayayım. Mesela biraz önce dedik ya, iki tane yapıdan bahsediyoruz, enstrümandan bahsediyoruz. Şiilik. Bugün Şiiliğin dünyada kurumları var mı? Olmaz olur mu? Kum'a gidin, evet. Meşed'e gidin, Tahran'a gidin, El Mustafa Üniversitesi'ne gidin. 150 bin öğrencisi var ve bütün dünyayı Şiiliği yayıyor. Peki Selefi Vahhabi'nin kurumları var mı? Var. Olmaz olur mu? Medine Üniversitesi var. 100-150 bin öğrencisi var. İslamabad Üniversitesi var. Esher var. Aynen. Esher de 70'lerden sonra bu çarka döndü. Tamam. Peki gelelim şimdi Osmanlı'nın temsil ettiği Hanefi, Sünni geleneğin temsilcisi olan kurumunuz var mı? Herkesin gözü İstanbul'da. Biraz önce dediniz. Peki işte İstanbul'dayız. Tamam.
Bize bir kurum gösterin ki bu kurum Ehl-i Sünnet'in Hanefi, Maturidi, Şafii, Şari geleneğin büyük bir merkezi ve Asya'dan Balkanlara, Endülüs'e, Hindistan'a kadar eski coğrafyamıza bu geleneği götürüyor ya da bu geleneği taşıyor. Tabii. Bu geleneğin taşıyıcısı olan insanları yetiştiriyor. Böyle bir şey yok. Yok. Tam aksine mesela bizim ilahiyat fakültelerimiz açısından büyük bir sıkıntı. Ben her zaman diyorum bugünkü ilahiyat fakülteleri mesela Sahn-ı Sema'nın aslına bakarsanız devamıdır. Onun bir parçasıdır. Oradaki eğitim metodunu devam ettiriyoruz biz. Hani Osmanlı'nın. Ya bugün tam aksine o Sahn-ı Sema'nın kelamı, felsefeyi, mantıkı, tefsiri, hadisi, fıkhı harmanlayan büyük geleneği bozulmaya çalışılıyor. Ki ilahiyat fakültelerinden kelam derslerini azaltıyorlar. İlahiyat fakültelerinden felsefe derslerini azaltıyorlar. İlahiyat fakültelerinde idareci getireceğiniz zaman siz bizim temsil ettiğimiz Hanefi, Maturidi, Sünni gelenek dediğiniz zaman insanlar rahatsız oluyor. Şimdi o zaman nasıl bölgesel güç olacaksınız? Tabii. Hocam bu anlattığınızda destek babında geçen hafta bu örneği bir kez daha vermiştim. Önemine binaen bir daha vereyim. El-Ezher'de okuyan birkaç Türk talebesini samimi bir hoca çağırıyor. Diyor ki oğlum bir şeyi kaybetseniz onu nerede ararsınız? Bir tesbih, bir iğne, bir anahtar. Onlar da diyorlar ki hocam tabii ki kaybettiğimiz yerde çok doğru ararız diyorlar. Diyor ki oğlum diyor hilafet de İslam da diyor İstanbul'da kaybettik. Burada ne arıyorsunuz? Harika bir söz. O kadar yani samimi bir şey ki yani bir açıklama ki yani İngiliz istihbaratının bir takım istihbarat örgütlerinin cirit attığı bir takım coğrafyalarda ne yazık ki binlerce talebemiz hakikati arıyorlar güya. Şimdi hocam ben size döneceğim ama bir şeye aktarmak istiyorum. Bir arkadaşım Amerika'da vatandaşlık almak istiyor. İşte bir şirket kuruyor. Bir takım şeyleri tamamlıyor ama bir yapması gereken bazı şeyler eksik. Buna rağmen gidiyor. Vatandaşlık alabilir miyim? Acaba atlatabilir miyim görevliyi diye. Görevli soru sordukça o cevap veriyor. Görevli bilgisayara giriyor. Bir noktaya gelince sanıyorum güvenlik kodu. Henüz onu alamamış. Çünkü işlemler tamam değil, yarım. Arkadaş diyor ki ya güvenlik kodu alamadım. Bayan diyor ki ya ben size yardımcı olmak istiyorum ama makina bu bilgiyi girmeden bir sonraki adıma geçmiyor. Şimdi bu çok güzel. Yani biz devlet aygıtında bazı bölümleri şahısların inisiyatifinin dışında tutmalıyız. Mesela bu noktada Osmanlı'da ulema sınıfının hareket kabiliyeti nerede başlar, nerede biterdi? Yani buradan bugünkü cemaatlere onların gelmek istiyorum. Tabii şimdi bunu hani bir tek zamaya şudur budur üzerinden giderip bir şey yapmak istemem ama tarihsel süreçte bizde iktidar yorum ilişkisi çok ciddi tartışılmamıştır. Batı'ya bir ökünme anlamında söylemiyorum. Batı'da iktidar yorum ilişkisi çok ciddi manada tartışılmıştır. Dolayısıyla iktidar yorumu nasıl belirler, nasıl sınırlandırır, nasıl yönlendirir? Öncelikle bunu tartışmak lazım. Şimdi bizim geleneğimizde, İslam geleneğinde esasen bir ruhbanlık yoktur. Ne anlamda? Dini manada ruhbanlık yoktur. Dolayısıyla masum, günahsız, böyle her dediği kamil manada hakikat olan rüyasında bir, bile keramet bir, olan. Evet, bir anlayış yoktur. Ama maalesef böyle olmasına rağmen İslam düşünce geleneğinde, tarihinde kanaat önderi olarak ortaya çıkan değişik yapılarda tek yapı değildir. Böyle söylediği işte hakka kabul edilen, hiçbir şekilde eleştiriye konu edilmeyen mutlak ve külli hakikati temsil ettiğine inanılır. Böyle bir durum vardır. Bir takım cemaat liderlerinin. Tabii işte şey vardı. Bu iki türlü tezahür eder. Çok dürüstse bir akademik bir bilim adamı sıfatıyla söylüyorum. Evet. İki türlü temayüz eder. Görüntüsü iki şekildedir. Bir, iktidarın icraatını ne olursa olsun savunmak şeklinde olan bir ulema tipi vardır. Bu hastalıklı bir tiptir. Bir de efendim işte iktidarla ya da siyasi alana nüfuz ederek
ekin olmak, toplum içinde ekin olmak, şartlar ne olursa olsun ekin olmak şeklinde bir eğilim vardır. Bizim Osmanlı geleneğinde özellikle bunu söyleyeyim, ne zamanki ulema devletin kurumlarına müdahale etmeye kalkmışsa kriz çıkmıştır. Bir daha söyler misin hocam? Osmanlı geleneğinde ne zamanki ulema devletin kurumlarına müdahale etmişse, belirlemeye kalkmışsa kriz çıkmıştır. Çünkü bilgi dediğimiz, ilim dediğimiz şey bir aydınlatma vazifesidir. Hasan-ı Basri, İmam-ı Azam İslam'ın aydınlık yüzüdür. Efendim iktidarın ne icraatını savunmuştur ne de iktidar elde ederek toplumu dizayn etmek istemiştir. Ama bilgiyi topluma sunarak bir aydınlama görevini üstlenmiştir. Ve onurlu ve hasiyetli yaşamanın da erdemini anlatmaya çabalamışlardır. Özellikle bizim geleneğimizde mesela İmam-ı Maturidi'nin, biliyorsunuz biraz önce Hilmi Bey bahsetti, işte Maturidi Sünni İslam geleneğinde günah işleyen kişi imandan sıkmaz, günahkar olur. Çünkü amel imanın bir parçası değildir. Bu görüş eleştirilir, o ayrı bir şey ama çok önemlidir. Çünkü toplumu birlikte tutmak anlamında bir şeydir. Bir kucaklama eğilimidir bu. Bir de insanları böyle tekfir etmenin problemli olduğunu gösterme açısından böyledir. Ama şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Maturidi bu noktada çok ilginç bir şey söyler. Zulmü bunun haricinde tutar. Eğer bir insan zulüm yaparsa, zulmü işleyen insanın itikadı problemli duruma düşebilir şeklinde bir kaydı vardır. Bu özel bir kayıttır ama çok ilginçtir. Şimdi zulüm dediğimiz zaman Kur'an'daki yeryüzünde fesat çıkarma kavramı var, biliyorsunuz. Yeryüzünde fesat çıkarmayınız. Yeryüzünde fesat çıkarmanın bağlamı Kur'an bütünüyle incelediğimizde insanların temel hak ve özgürlüklerine müdahale etmektir. İnsanların temel hak ve özgürlüklerine müdahale etmek yeryüzünde fesat çıkarmanın temelini oluşturur. O nedenle ister dini olsun ister felsefe olsun böyle bir takım grupların, bir takım yapıların devletin kurumlarında etkin olmak adına insanlar üzerinde tahakküm kurması devletin işleyişini zedeler. Sıkıntılı bir durumdur. Ama bu denge nasıl sağlanacak hocam? Biraz bu denge şöyledir. Ben biraz önce de ifade ettim. Belki benim bu söylemim ağır kaçabilir. Ama düşüncem bu. Bunu söylemem gerekir. Laik demokratik toplumda elbette ki din, değerler, her şey korunmalıdır. Desteklenmelidir. Değişik gruplar sosyolojik bir gerçektir. Bunları yok edemezsiniz. Tarih boyunca vardır. Bunların hizmet alanında bir takım şeyler yapabilirler, katkı yapabilirler. Fakat devletin kurumlarına bunları taşımamak lazım. Hangisi olursa olsun. Ama bunların faaliyet yapma özgürlüğünü tanımak lazım. Ama devletin kurumunda diyelim ki bir mezhebin ya da bir meşrebin ekim ve egemen olması orayı kurum olmaktan çıkarır, deryaya çevirir. Hocam Osmanlı'da bu denge nasıl sağlanmış? Bir hatırınıza gelen bir örnek var mı? Yani nerede durdurulmuş? Ne kadar bir hareket alanı açılmış? Şimdi şöyle sınıfına. Mesela görüşleri alınır. Bilginlerin görüşü alınır. Ama devlet kurumunda karar mekanizmasında görüşü zaman zaman alınır. Zaman zaman da devlet karar verir. Yani buna çok da her zaman başvurduğu söylenemez. Ama ne zaman ki söylüyorum bak, ne zaman ki mesela bu 18. yüzyılda, 19. yüzyılda bu artmıştır. 18. yüzyıldan itibaren ulemanın devlet kurumlarına aşırı şekilde baskı yapması Osmanlı'nın çöküşünü hızlandırmıştır. Herkes şeyini bilecek. Yani bilgi üreten bilgi üretecek. Siyaset yapıyorsa siyaseti siyaset gömleğiyle yapacak. Olay bu. Ama siyasetçi de bu türlü yapıları, yani devlet dediğimiz aygıt da bu türlü yapıların faaliyet alanına hukuki temelde sağlayacak. Fakat bunların herhangi birini, ister mezhep isterse meşrep olsun, herhangi bir kurumda etkin olup diğerlerini dışlama, ayrıştırma, üzerinde hegemonya kurma, hukuku imtiyazlı hale getirmenin önüne geçmesi lazım. Burada çok çarpıcı bir hadis-i şerif var. Çok çarpıcıdır. Peygamber Efendimiz'in şöyle bir hadisi var. Der ki, bir toplumda
hukuk başkasına bir türlü, bir başkasına da başka türlü uygulanırsa orada fitnetül ahlas vardır. Fitnetül ahlas, demirbaş fitne demek. Yani toplumun hak ve hukukunu korumak ve hareketlerimizi, siyasetimizi, efendim kurumlarımızı hukuk çerçevesinde inşa etmek zorunluluğu vardır. Dolayısıyla hukukta da imtiyazsız herkesin eşit olması lazım. Eğer hukukta bir imtiyaz arızalı sağlanırsa nasıl olur bu? İşte bir grubun herhangi bir yerde etkin olmaya başladığında birileri üzerinde tahakküm kurmaya çabalar. Bu devleti iç sıkıntıya sokar, gerilimlere sokar. Onun için devlet dini alana müdahale etmemeli. Ona son derece vicdani özgürlüğü, yaşam özgürlüğü, dile getirme özgürlüğü sağlamalıdır. Fakat devletin kurumları dinsel retorikten hareket etmemelidir. Benim kanaatim bu, eleştirilebilir. Evet. Evet. Peki İlmi Hocam, gelen sorulardan, tweetten hocam soru istemiştik. Doğru soru budur. Lütfen hocamıza sorun dediğiniz sorular varsa soruları gönderin demiştik. Bu son aşağıdaki hadiselerden, güneyimizdeki hadiselerden dolayı bir Turan-İran beraberliği mümkün müdür diye soruluyor. Bir Turan-İran beraberliği mümkün müdür? Bunun için tabii İran'ı anlamak lazım. Yani İran anlamadan bunu ifade etmek çok zor. Şimdi bugünkü İran neyi temsil ediyor ve tarihteki İran neyi temsil ediyor? Evet. Bunlar ciddi Türkiye'de çok fazla bilinen bir şey değil. Mesela aslında bugünkü İran çok modern bir durum. Oysa İran'ın geçmiş tarihine baktığınız zaman İran tamamen Şii olan bir topluluk değildir. Hem İran'ın Şiileşmesi hem de aslında İran Şiileşmesi çok sonra olan hususlardan bir tanesidir. Bir örnek vereyim size. Mesela 1750'den kayıtlar var. Batılıların verdiği kayıtlar var. Irak coğrafyasının mesela %30'u Şii, geri kalanı Sünniydi. 1730'larda. Fakat 1850'lere geldiğiniz zaman Irak coğrafyasının büyük bir çoğunluğu Şiiydi. Şimdi dolayısıyla İran Şiileşmesi son 18. yüzyılda olmuş bir hadise. Kum iyi çalışıyor yani. Hayır, kum çalışmadı. Kim çalıştı kum hocam? Çalışmadı. Bununla ilgili aslında bizden devlet görevlilerinin Osmanlı'da payitahta yazdığı çok önemli raporlar var. Bu raporlara bakarsanız Hindistan'dan Londra'ya, Londra'dan Irak'a aktarılan paralar iyi çalışmış. Yani yine bu işler Londra'ya çıkıyor. Tabii Londra'ya ve Hindistan'a çıkıyor. O dönemlerde Ahan biliyorsunuz Hindistan bölgesinde. İsmaililerin lideri. Irak'ta Şiiliğin yayılması için hızla çalıştılar. Mesela ilginç, biraz önce söylediğimle de bağlantı kurulsun. Bununla ilgili çok ciddi elimizde şeyler var, belgeler var. Osmanlı'da yazılan belgeler var. Payitahta yazılan raporlar var. Efendime söyleyeyim. Mesela bunlardan bir tanesi o dönemde Hoy ve Selmas Şahbenderi yani konsolosu Ali Rıza Bey'in yaptığı bir çalışma var. Yine bir başkası mesela o tarihlerde yazılmış diğer çalışmalar var. Bu bölgede görev yapan. Şimdi hepsinin söylediği ortak bir şey var. Diyorlar ki Irak'ta çok fazla Şii medrese ve okullar kuruluyor ve Irak'taki Sünni çocuklar Şiileştiriliyor. Bize Hanefiliği bilen ulema gönderin. Bu ulema buradaki çocukları eğitsin. Burada kurumlar açalım. Böylelikle de ne yapalım? Bu kurumlarla birlikte buradaki Sünni coğrafyanın Şiileşmesinin önüne geçelim. Çünkü bunlar Şiileştikçe Osmanlı'dan kopacaklar. Ya da Osmanlı'nın politikaları burada eskisi gibi etkili olmayacak. Bakın iyi. Peki hocam, hemen yeri gelmişken. Kum'daki Mollalar Londra'nın kendilerine böyle sahip çıkıyor olmasından neden rahatsızlık duymazlar? Şimdi o dönemde Kum'daki Mollalar Londra, biraz önce dedim ya, doğrudan para Londra'dan gelmiyor. Tamam. Yani haberleri mi yok o zaman? Tabii. Ya da haberler olsa bile belki muhtemelen işlerine yarıyor. Yani Şiiliğin yayılması için işlerine yayılıyor. Sonuçta bunlar kendi medreselerini inşa ediyorlar ve Şiilik yayıyorlar. Yani İngilizlerin fikirlerini yaymıyorlar. Bir başka husus mesela, bakın bu coğrafyayla ilgili dikkate almamız gereken en önemli hususlardan bir tanesi şu. Diyorlar ki o dönem içerisinde İstanbul
biliyorsunuz 2. Abdülhamit, Cemalettin Afgani var. Afgani diyor ki biz diyor Şiilerle Sünnileri ittifak kuralım, birleştirelim. Biz bu politikalara para yatıralım. Irak'taki devlet adamlarımız diyor ki Hanefiliğe yatırım yapın. Burada Hanefiliği, Maturidiliği yayalım. İstanbul'daki payitahttaki Afgani verdiği direktif ne? Yani öneri ne? Plan ne? Biz diyorlar Şii-Sünni ittifakına yatırım yapalım. Evet. Ne oluyor peki? Şii-Sünni ittifakı için Osmanlı payitahttan İran'daki bazı Şiileri kendi aleyhine çalıştırmak için maaşa bağlıyor. Çok ilginç. Fakat bir müddet sonra bunların hiçbirisi tutmuyor, Irak Şiileşiyor. Bunu gören Osmanlı, yani Abdülhamit Afgani'yi kovuyor. Diyor bu adamı uzaklaştırın diyor. Sonra tecrit ediyorlar kendilerini ama iş işten geçiyor. O yüzden Turan-İran ittifakı mümkün mü diyecek arkadaşlara tarihteki bu örneği hatırlatırım. Yani pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım. O yüzden bence mesela Turan-İran ittifakından daha önemli olan İran'ın da lazım geldiği bize. Çünkü Hanefi Maturidi geleneği onlara da lazım. Asıl Şiiliğe lazım. Bugünkü İran Şiiliğin doğrudan temsilcisi değil. Çünkü İran'daki Şiilik İmamiye dediğimiz Şiiliğin bir kolu ve Hümeyni rejimi tarafından velayeti fakih modeliyle ciddi anlamda dezenformasyon olmuş bir Şiilikten bahsediyorsunuz. Bu yüzden Şiilik dediğiniz zaman sanki herkes tek bir Şiilik var. Bu Şiiliğin temsilcisi ve merkezi de İran gibi görüyor. Bu çok yanlış bir algı. Ben bunu kabul etmiyorum. İran hatta şöyle diyelim mesela Irak'taki Şii merci taklitler Sistani bunlardan bir tanesidir biliyorsunuz. İran'a çok güçlü muhalefet vardır. Çünkü merci taklitler velayeti fakihi kabul etmiyorlar. Yani aslında İran Şiilik üzerinde velayeti fakihle genel bir şemsiye kurarak bir tür tahakküm kuruyor. O da bir jeopolitik. Yani aslında bir teostrateji ve jeopolitik üretiyor İran ve bütün Şiiler üzerinde tahakküm kuruyor. Şiilerin bundan da kurtulması gerekiyor ki kendileri bunu itiraz ediyorlar. O yüzden biz şimdi bu yani Şiilerin kendi içerisinde sıkıntılı olan, kendi içlerinde muhalefetle karşılaşan bir jeopolitiğini için benimseyelim. Bana göre bizim kendi jeopolitiğimizi uygulamamız lazım. O yüzden İran-Turan ittifakı mümkün mü? Bana pek mümkün gözükmüyor. Ha, ne zaman mümkün? Bu mümkündür aslında ama ne zaman mümkün? Fars Şiiliği, Şiilik üzerindeki tahakkümünü kaldırdığı zaman mümkün. Yani ikisi aynı kapıya çıkmıyor çünkü. Evet. Peki hocam, siz Balkanlarda ve Asya'daki Şiilik ve Vahabilikten biraz bahsedebilir misiniz? Oradaki şimdi şöyle, ben bu konuyla ilgili bir iki şey söylemek isterim. Şimdi Hristiyanlık dünyada mezhep dediğimiz zaman mezhep itikadi bir şey vardır. Yani tamamen birbirinden kopuktur. Ve bu mezhepler de Ortodoksluk, Protestanlık ve Katolikliği arasında ciddi savaşlarla inşa edilmiştir. Fakat bizde hocam ne yazık ki batıl tektir, doğrudur ama Ortodoksla Evanjelik arasında ya da Protestanla Katolik arasında bir çatışma var. Fakat biz bu meselelere kafa yormadığımız için aralarındaki anlaşmazlığı kullanamıyoruz diye düşünüyorum. Evet, şimdi şöyle ifade edeyim. Ben başka bir şey söylemeye sabırlıyorum. Şimdi burada diyelim ki Sünnili Şiilik dediğimiz şey itikadi manada bir ayrışma, tamamen kopuk bir şey değil. Ameli manada var. İtikadi anlamda bazı farklılıklar var. Dolayısıyla tarihsel manadaki çatışma ise siyasidir. Siyasi çatışmadır. Şimdi bir hakimiyet çatışması. Tabii hocam. Bu dinler arası diyalogun başlangıcı biliyorsunuz. Bu Protestan geleneği üretmiştir esasen bu ekümenik kiliselerin birleşilmesi. Başlangıç itibariyle tanıklık ve şehadet anlamında. İkinci aşamada Hristiyanlığı güncelleştirme. Üçüncü aşamada dinler arası diyalog. Dördüncü aşamada bütün Batı dünyasını Hristiyan köklerde birleştirme. Bu aşamaları ifade ediyor. Bütün amaç şudur. Amaç Hristiyan mezhepleri arasındaki ayrışmaları gidermek, ortak bir zemin oluşturmak.
Ya İslam'ı bunun peki içine dahil... Peki burada biz niye varız? Tabii İslam'ı bunun içine dahil etmişlerdir. Şu nedenle zaten ben bu bahsettiğim kitapta Vatikan'ın belgelerine dayalı çalışma duru. Hı hı. Bütün kendi belgelerine. Çok da zor belgeleri çözmek. Uzun süre çalıştığım bir şeydir. Burada kurtuluş logosa tabi olmaktadır. Yani ilahi kelam denilen İsa Mesih'e tabi olmadan kurtuluş mümkün değildir diyor. Hı hı. Adamlar diyorlar da biz yanlış anlıyoruz. Ya da biz başka türlü anlamaya sabırlıyoruz. Dinle arası diyaloğu mu? Tabii. Evet. Öyle yapmışız. Maalesef ben o zaman bunu çok eleştirdim. Üzerinde durdum. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belgesinde de yer alınca bunu çok ciddi manada eleştirmiştim. Dinler arası diyalog şartlara uydurulmuş misyonerliktir. Ve dinler arası diyalog sadece İslam'ı vahiy kırıntısından ibaret sayar. Birincisi bu. İkincisi rahmetli Fazıl Rahman'ın 1988'de vefat etti. Biliyorsun bugünleri göremedi ama çok nefis bir tespiti vardır. Diyor ki eğer dinler arası diyalog uluslar ölçekte barışın anlaşmanın bir zemin olacaksa bunun merkezi evrensel ve ekümenik kilise olan Vatikan bu toplantının merkezi olmamalıdır. Dışarıda herkesin ortak katılabileceği, ortak karar alabileceği bir şey olmalıdır. Kaldı ki bugün insanlık tarihinde rekabette yani uluslararası güç denklemi sistemi içerisinde çatışmanın ana unsuru sadece dinden kaynaklanmıyor. İktisadi nedenlerden kaynaklanıyor, enerjiden kaynaklanıyor. Dolayısıyla sadece burada dini mesele alıp diğer meselelere değinmediğiniz zaman çoğu kere zaten bu iktisadi çatışmalar, siyasi çatışmalar din üzerinden paketlenerek yapılıyor. Evet. Bunun dolayısıyla daha rahat bir ortamda herkesin katılacağı bir zeminde bu diyalog zemin olabilir. Yoksa bir kilisede, evrensel kilisede bu olmaz. Ama burada anlatmak istediğim şey şu. Şimdi Batı bunu şey yaparken bizim efendim mezhepler tarihsel bir gerçeklik, istimad bir olgudur. Ama şunu ifade etmem lazım. Usulüddin açısından şöyle bir kural vardır. Din, münzel din hepimizi bağlar. Müevvel din herkesi bağlamaz, müntesibini bağlar. Dolayısıyla bir insan İmam Gazali'nin Faysalut Tafrika'da ilginç bir sözü vardır. Bir insan mezhep üzerinden, mezhebin görüşü üzerinden kalkar diğer bir mezhebi tarif ve tarif ederse, tekfir ederse o insan ahmaktır. Dolayısıyla mezhep üzerinden hareket ederek karşı tarafı efendim şey yapmak, Kur'an tarafından da ahsap kelimesi Kur'an'da çok önemli bir kavramdır. Semantik alanı yani anlam alanı çok önemlidir. Bu ahsap kavramının üzerinde durulması gerekir. Özel durulması gerekir. Mezhep entelektüel ve siyasi bir model olması açısından önemlidir. Ama mezhep cilik. Yani evet, dinden sonra dinselliktir. Dinden sonra dinselliktir. Mezhepçilik hizipçilik kapsamına girer. Hizipçilik kapsamı da şudur. Herkesin kendi yandaşının görüşünden hoşnut olmasıdır. Her mezhebin kendi yandaşının görüşünden hoşnut olmasıdır. Dolayısıyla bu manada eğer İslam coğrafyasına diyalog yapılacaksa Hristiyan dünyayla yapılana kadar İslam coğrafyası kendi diyaloğunu yapmalıdır. Bunu demek istiyorum yani. Tabii. Birincisi bu. Peki bu ne kadar mümkündür? Orada Hilmi Bey'e katılıyorum. Şu nedenle katılıyorum. Turan, şöyle İran, bir şey var. İttifakı. Tabii orada şu nedenle katılıyorum. Şimdi jeopolitik kavramı coğrafyanın siyasi dili olarak çevrilir. Dolayısıyla coğrafyanın siyasi dili vardır. Ama kültürün de dili vardır. O coğrafyayı inşa eden, sızak dünyaya çeviren inasların da, sanatın da, her şeyin efendim o sızak hale getiren unsurların inşa ettiği bir mekandır. Ama bugün jeopolitik kavramı sadece bununla izah edilmez. En son efendim Batı'da yapılan çalışmalarda, bizde de bu yapılan çalışmalarda jeopolitik devletlerin ve milletlerin tarihsel davranışlarını incelemek olarak tarif ediliyor. Bir milletin tarihsel davranışını, tarihte oynadığı rolü. Dolayısıyla Osmanlı Türk geleneğinden gelen ve öbür taraftan işte Safevi Türk geleneği ve daha sonra Fars Şii geleneği esasen tarihsel jeopolitik açısından baktığımız zaman bunların davranışları sürekli siyasi rekabet açısından çatışmaya dönüşmüştür.
Bugün geldiğimiz noktadan bakarsak mesela bu Rus uçağı düşürüldü. Evet. Tabii sınırlarımızı ihlal etti. Efendim iktidarın bir tam icraatlarına katılırsın katılmasın o ayrı bir şeydir. Ama bu ülkeye mensup olan bir aydın olarak tabii ki benim sınırlarımı ihlal eden bir uçak düşürülmüşse eyvallah. Bunu destekleriz, alkışlarız. Milli ruh, milli efendim bilinç bunu gerektirir. Evet. Bu topraklara bağlılık bunu gerektirir. Fakat şimdi dikkat edin, burada hemen İran bir açıklama yaptı. İran'ın yapmış olduğu birinci açıklama bir istihzaydı. İkinci açıklama ise bir doğrudan bir cephe oluşturmaktı. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu tarihsel jeopolitik davranış biçiminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla şu andaki İran-Turan açısından böyle bir beraberlik şu anda olgusal düzeyde baktığımız zaman imkansız gözüküyor. Çünkü güç denklemi içerisinde sıkıntılar var. Diğer bir husus, vaktim varsa bir hususa da değinmek isterim. Şimdi dünyada mesela 1945'te 78 tane devlet vardı. Ama şu anda dünyada 200 devlet var. Yani 78 devletten 200 devlete sıkmışız. 125 daha eklenmiş. Peki ne zaman bu şey yapmış, artmış? Bakıyoruz 1980'den sonra 90, işte bu Sovyet Sosyalist Bloku'nun çöküşüyle birlikte devletler artmış. Peki ne olmuş? Devletler artarken sınırlar, bu defa sınırlar efendim devletlerin artmasıyla birlikte geçişkenliği fazla sağlayan dar ve satışma alanları oluşmuş. Ve postmodern izafiliği de kullanarak küçük devletler oluşturma projesi gelişmiş. Çünkü küçük devletleri kontrol etmek çok kolaydır. O nedenle bu küçük devletler kurma manasında işte İrak, Suriye ve diğer bölgedeki ülkeleri bu şekilde ufalama, jeopolitik tanzime tabi tutma faaliyeti esasen bu dünyadaki bu sıkıntıdan kaynaklanıyor. Şimdi öbür taraftan mesela 200 tane devlet var dünyada, 5000 dil var yapılan araştırmalara göre. 5000 dil. Şimdi 5000 dil efendim, eğer bu diller postmodern izafili kalıplarına göre her dil kendi devlet aygıtını inşa edecekse burası Babil Kulesi'ne döner. Tamam. Bütün coğrafya. Dolayısıyla bu meseleler tartışırken biraz da olgulardan bakmayı arzu ediyorum. Diğer taraftan mesela Rusya'nın bu Rusya Federasyonu'nun son zamanlarda biliyorsunuz bu Soğuk Savaş dönemini karanlık dönem olarak ifade ediyor. 2001 tarihi 27 Nisan 2001'de efendim Rusya'da dış ilişkileri din ve diplomasi şeklinde büyük bir kurultay düzenlendi. Bu kurultayda kilise var, yani 3. Roma dediğimiz kilise var. Dışişleri Bakanlığı var. Devleti yönetenler var. Orada Putin'in söylediği bir söz var. Diyor ki Putin, efendim bu karanlık dönem geçmiştir. Ortodoksluk Rus Federasyonu'nun jeopolitiğinin ana omurgasını oluşturur. Yani bir, iki, şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi Rusya kilise geleneğini çalıştığım için çok net olarak şunu söyleyebilirim. Buradaki yetiştirme faaliyeti Sazaropapizm geleneği vardır. Ortodokslukta devletle din beraber yürür. Devletle bir din beraber yürüdüğünden dolayı kiliseyle dış ilişkileri birlikte çalışır. Evet. Bu Soğuk Savaş döneminde dahi böyledir. Doğru, aynen hocam. Şimdi bugünkü geldiğimiz noktada Rus kilisesinin diğer kiliselerden farkı şudur. Bir, etnik dilleri çok güzel öğretirler. Dünyadaki kiliseler içerisinde yabancı dili ve etnik dilleri, yani ölmüş diller dediğimiz dilleri öğreten en efendim önemli kilisedir. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği, efendim dış ilişkilerde çalışan insanların önemli bir kısmı kilise geleneğinden gelir. Bu çok önemlidir. Dolayısıyla bugün Rusya ve İran işbirliği bu manada buradan Suriye'ye yayılan, öbür taraftan efendim Güney Kıbrıs'a yayılan, diğer taraftan Hindistan, Brezilya üzerinden giden şeyle birlikte artık Rusya sıcak
denizlere inmenin yolunu da bulmuştur. Bu bölgede de efendim ciddi manada askeri üsler tesis etmeye başlamıştır. Yunan'da yapmaya başlamıştır. Buradaki faaliyet alanında yeniden bu Balkanlar, yeniden efendim bu Ortodoks geleneğinin ekin olduğu coğrafyaya dikkat etmek gerektiğinin altını çizmek isterim. Tamam. Hocam size katkı manasında birkaç not aktaracağım. Rusya'dan yeni dönen bir arkadaşıma sordum. Dedim ki ne gördün orada? Dedi ki iki şey gördüm. Bir, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na gidiyor. Orada Tamil dil masası var hocam. Evet, Tamilce doğru. Dil masası. Rusya'ya kaç tane Tamilce bilen lazım olabilir ki? Yani 3 tane adam yetiştirirseniz 30 yıl gider aşağı yukarı veya 40-50 yıl devam edebilir. Yani 3 kişi o ihtiyacı karşılayabilir. O 3 ihtiyaç için, 3 kişinin ihtiyaç için Tamilce dil masası varlığını devam ettiriyor. Bu bir. Evet. Geçmişte bizde de vardı buna benzer dil masalaları. Ya bunlardan zarar ediyoruz diye kapatılmış Dışişleri Bakanlığı'nda. Devlet zarar eder mi? Devletin vazifesi budur. Evet. Bir. İkincisi, dedi ki iki gördüğüm şey şu ikinci. Kütüphaneye gidiyor. Myanmar halk efsanelerini incelemiş Rus uzmanlar. İnceleme tarihleri 1939-40-41. Şimdi bakın Rusya nerede, Myanmar nerede ama Rusya, Rus uzmanlar, Rus aydını Myanmar halk efsanelerini inceleme işini 39-40'ta yapmış, bitirmiş ve koymuş rafına. Evet. Rusya böyle bir devlet bu noktada. Hocam bir şey soracağım ama sonra hocama geçeceğim. Sizce 3. Roma Londra mıdır, Moskova mıdır? Şimdi ya da çatışma mı vardır? Şöyle, şimdi 3. Roma dediğimiz zaman şöyledir. Yani Ortodoks geleneğinin teolojik kodlarını ve şifrelerini esas aldığımızda efendim devletle kilisenin birlikte çalışması var olması açısından başından itibaren Rus devleti kilise açısından baktığımız zaman, birliktelik açısından baktığımız zaman 3. Roma bu manada efendim şeyin merkezi 3. Roma Moskova'dır. Moskova'dır. Bu manada baktığımızda. Ama şey açısından baktığımız zaman bu Rusya ile Batı'nın tarihte Osmanlı Devleti ile olan ilişkisine. Evet. Şimdi de efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile olan politikalarına baktığınız zaman açık uçlu bir diplomasi geliştirirler. Aha. Bunun altını özellikle çiziyorum. Açık uçlu diplomasi şudur. Mesela biliyorsunuz İngiltere Osmanlı'yı sıkıştırdığında Rusya biraz işi gevşetir. Sonra Rus sıkıştırdığında İngiltere sahip çıkar. Esasen bu tahtavarili dediğimiz bir oyundur bu. Evet. Bir oyun biçimidir. Bugün de yapılmak istenen budur. Ben her iki coğrafyadan gelen beyanlar karşısında Türkiye'nin dikkatli olması gerektiği kanaatindeyim. İstikrarsız bir coğrafya, istikrarsız bir dünya ve bu iki gücün, o büyük gücün ikisinin ne zaman nerede paslaştığı, ne zaman nerede gerçekten bir şey dile getirdiği ifadesi o diplomatik tırnak içerisinde o diplomatik iki yüzlülüğün haritasını keşfetmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Evet. Hocam kusura bakmayın zaman nasıl geçtiğini anlayamadık. Size çok az söz verdik. Estağfurullah. Ben biraz daha sürer diye düşünmüştüm ama birkaç cümleyle bütün bunlar olurken sessiz sedasız bir devlet var İsrail. Birkaç cümleyle İsrail nerede? Bütün bu çabaların, kargaşanın içinde. İsrail nerede? Aslında İsrail'in yeri çok belli. Yani bir örnek vereyim size. Yine sanırım bundan birkaç ay önceydi. İsrail'le Suudi Arabistan'dan sorumlu bir sanırım generaldi. Bir toplantıda buluştular ve Büyük Kürdistan'ın bu coğrafyada ondan ortaya çıkmasının önemli olacağı üzerine bir beyanları oldu. Şimdi İsrail generalleri. Suud. Evet. Şimdi İsrail nerede dediğinizi. Yani İsrail nerede o zaman? Demek ki İsrail aslında bu coğrafyada her zaman için başat bir aktör. Ve bugün Suriye'de olanlardan tutun da Kürdistan meselesine kadar bizim çevremizde oluşacak yeni devletlerin hepsinin İsrail'in güvenliğini garanti edecek şekilde konuşlanacağını ya da buna ilişkin bir strateji oluşacağını hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz diye düşünüyorum. İsrail'in çünkü güvenliği her şeyden önemli Orta Doğu'da.
Onun için etraftaki devletler ufalıyorlar. Şimdi iki ufalacak cümle söyleyebilir miyim bu evet, konuda? İki cümle. Çok önemli. Bu yeni bir gelişme olduğu için söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in direktiflerini yerine getirmesi Tanrı'nın emridir diye evangelistler. Onun için sürekli iktidarı zorlarlar. Yalnız son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa İsrail'in taleplerini her defasında yerine getirmediği için şu anda İsrail Rusya ile işbirliği halindedir. Ve ekonomik ilişkilerini de Çin üzerinden sürdürmektedir. Evet. Bu yeni bir gelişmedir. Bu şeyde bu süreçte bu daha da çıplak hale gelecektir. Evet, evet hocam. Evet. Şimdi büyük sermayeyi biz Türkiye'ye davet ettikçe bizim için bir takım şartlar öne sürüyorlar. Şunları şunları yaparsanız geliriz gibi. Oysa bu şartların bir çoğuna Çin sahip değil. Çin bir defa tek bir partiyle ve komünizmle idare edilen bir ülke ama baktığımız, gördüğümüzde görüyoruz ki trilyonlar oraya akıyor. Dolayısıyla büyük sermayenin nereye gideceği öyle zannedildiği gibi piyasa kurallarına bağlı değildir. Büyük sermayenin nereye gideceği masa başında siyasi kararlarla belirlenir. Geleceğin güçlerinden birisi gözüken Çin'in arkasında da küresel sermaye var. Yani Londra var ve İsrail var. İnşallah önümüzdeki programlardan birisinde Çin'i, Çin-İsrail ilişkilerini ve Çin-İngiltere ilişkilerini işleriz. Hocamız bu manada önemli bir giriş yaptı. Haftaya bir başka konuyu ve konuğu konuşacağız. Ömer Aksu hocamız tekrar misafirimiz olacak. Biraz İsrail'i konuşacağız. İsrail'in geleceğini konuşacağız. Aşağıda olup bitenleri konuşacağız. Biliyorsunuz yarım kalmıştı o program. Tabii şimdi teostrateji o kadar geniş, derin bir mevzu ki 1,5 saat doğal olarak yetmiyor. Profesör Doktor Hilmi Demir hocamızı ve Profesör Doktor Nadim Macit hocamızı misafir ettik. Ve bu meselenin önemli ayaklarına dokunmaya, işaret etmeye çalıştık. Faydalı olduğu kanaatindeyim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hocam ayağınıza sağlık tekrar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.